Bugün ben size Malala'yı anlatmak istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde, değil mi? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar var mıdır acaba? Ben yeni duydum. Az olarak biliyoruz. Ben yeni duydum. Evet. Ben aslında Pakistanlı efendim. bir aktivist oluyor, insan hakları Evet. üzerine Evet. çalışan. Evet. Evet, ben aslında bugün başka bir konu anlatmak istiyordum ama bugün bildiğiniz gibi Medeni Kanun'un kabulünün 95. yılı olunca şimdi anlatacağım bu Malala konusu bizim cumhuriyetimize nasıl sahip çıkmamız gerektiği konusunda bize bilgiler verecek. Yani şöyle ki inşallah orada yaşanan durumlara biz düşmeyiz. Taliban'ın yaptığı şeylerden biraz söz etmek istiyorum size. Ve önümüzde kötü bir örnek olarak bundan söz etmek istiyorum. Evet, şimdi hazırsanız ben şöyle söyleyeyim. Malala Yousafzai, bu resmini gördüğünüz genç kız, dünyada eğitim alamayan kızlar için çalışmalar yapan bir aktivist. Yani ölümlerden dönmüş, biraz sonra onu da anlatacağım. Başarılı bir genç kız. Şimdi eğitim biliyorsunuz kadınların alması gereken önemli bir değer olarak söylemek gerekiyor. UNESCO verilerine göre de eğitimde eşitsizlik olduğu zaman bu kadın haklarının önemli bir ihlali demektir. Yani kadınlar zaten hep ikinci, üçüncü sınıf vatandaş konumundalar. Fakat eğitim almadıkları zaman da bu çok daha belirginleşiyor. Evet. Şimdi cinsiyet ayrımcılığı özellikle işte geri kalmış ülkelerde ki hani buna kibarca gelişmekte olan ülkeler deniliyor. Bu özellikle cinsiyet ayrımcılığı ataerkil ailelerde çok fazla mevcuttur. Bunun tipik örneklerinden bir tanesi de Pakistan'dır. Burada herkes zaten biz eski nesil olarak coğrafyayı iyi bildiğimizden yerini, yurdunu iyi biliriz tabii ki. Güney Asya'da bir ülke bildiğiniz gibi. Şimdi Pakistan'ı inceleyecek olursak en önemli kaynağı tarım. Özellikle herkes çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyor. Ve bu ülkede kadınlar maalesef çok önemli tutulmuyor. Bir de tabii şunu söylemek istiyorum. Orada sınıf farkları çok fazla. Hani zenginlerle fakirler arasında büyük uçurumlar olan bir ülke olduğu için hani zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır. Bunlar aynı atasözünü bunlar için de söyleyebiliriz. Genelde erkek egemen bir toplumdur. Tamam anayasalarında filan kadın erkek eşittir diye yazıyor ama her böyle geri kalmış ülkenin anayasasında yazdığı gibi. Ama erkekler bütün gücü ellerinde tutmaktadır. Bu bize de fazla uzak gelmiyor zaten. Pakistan buna rağmen bu cinsiyet ayrılığına karşın yine kadınlar ufak da olsa bazı direnişler sürdürüyorlar. Ve dediğim gibi eğitim bakanlarının verilerine göre de onların burada da batıdaki eğitim sistemine benzer bir sistemleri var. Yani ilkokul, ortaokul, lise gibi sistemleri var. Şimdi tabii bu sistem var ama buna katılım ne oranda var? Dünyadaki eğitim hakları elinden alınmış tüm kız öğrencilere örnek oluşturması için bu Pakistanlı Malala Yousafzai adlı bu genç kızı sizlere tanıtmak istiyorum. Bunu ben yıllar önce yani Japon televizyonunda, evimizde o televizyon da çıkıyor. Heyecanla izlemiştim. Sürekli bütün ülkelerin televizyonlarına çıkıyor. Ve gerçekten çok özgüvenli bir kız çocuğu. Şimdi 2012'deki Dünya Eğitim İzleme raporuna göre Pakistan
en kötü eğitim göstergesine sahip ülkelerden biri. Şimdi neden 2012'yi söylüyorum? Çünkü bu olaylar, bu kızın başından geçen olaylar o yıllarda gerçekleşiyor. 2010 yılında çok fazla 5 milyonu aşan okula gitmeyen çocuk sayısına sahip bir ülke. Bu birçok geri kalmış ülkenin maalesef en önemli sorunu. Çocuklar okula ulaşamıyorlar. Ve Pakistan'da da bu okula gitmeyen çocukların 2/3'ü kız çocukları oluyor. Ve bu ülkede 50 milyona yakın insan okuma yazma bilmiyor. Ve yine oran bunlar için de geçerli. Ve bunların 2/3'ü de yine kadınlar. Tabii bir şey okumak, bilmemek çok kötü bir şey. Çok zor bir şey. Şimdi Pakistan'ın 2018'deki nüfusuna bakacak olursak 200 milyonu geçmiş. Ve bu çocukların, orada yaşayan çocukların yani neredeyse %50'si kadarı eğitim kurumlarına kayıt olmamışlar. Böyle bir yapı var. Bizimkine hani bakalım biz ne durumdayız dersek, çok şükür onlara göre bakarsak biz ilkokulda %94'lere, ortaokulda işte 95'lere falan ulaşmış durumdayız. Ama tabii biz neden hep şeylerle, kötülerle kendimizi karşılaştıralım? Sadece bilgi vermek için bunu söyledim. Tabii ben bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani okuma yazma meselesine değinince, daha önce de birçok yıllar ülkemizde de okuma yazma seferberlikleri yapıldı. Birçok kişi okuma yazma öğrendi ve ben hep bunu merak etmişimdir. Acaba bu okuyanlar şimdi ne okuyorlar? Gerçekten bir şey okuyorlar mı? Hani duyuyorum İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok şükür diyor otobüsün numarasını okumayı öğrendim evime gitmek için falan diyor. Ama bizde ne oluyor? Ben de işte zaten Tazelenme Üniversitesi'ne ne diyeyim ben vurgun olmamın esas nedeni bu. Hep yapılan işler okuma yazma bilmeyene okuma öğretmek vesaire. Ama bizim gibi okumuş insanlara bir şeyler katmak bu Tazelenme Üniversitesi ile mümkün oluyor. Ve özellikle de bence tabii sizin fikrinizi bilemem ama çok farklı konular buralarda ele alınırsa katılımcılar istedikleri konular üzerinde yoğunlaşarak merak ettikleri konulara daha fazla derinlemesine ulaşabilirler. Evet, şimdi gelelim konumuza biz. Pakistan'da eğitim harcamaları çok düşük. Bunlar bize pek yabancı gelmiyor gerçi. Ve askeri harcamaları da temel eğitimin 7 kat fazlası. Asker biliyorsunuz orada sürekli savaşlar oluyor. Şimdi eğer OECD verilerine bakacak olursak gayri safi milli hasıladan eğitime ayrılan paylar, gerçi Pakistan OECD ülkesi değil ama ben size bir bilgi vermek için burada bir tablo sunuyorum. İzlanda'da %7'yi geçiyor bu miktar. Mesela Yunanistan'da %3,9, Türkiye %3,8. Eğer şeye bakacak olursak Pakistan'a, orada da %2 civarında. Yani neredeyse bizim yarımız kadar gayri safi milli hasıladan eğitimlerine pay ayrılmış. Pakistan dediğim gibi dünyada eğitim eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Ve 7 ile 16 yaş arasındaki nüfusun 1/4'ü bölgelere ve cinsiyete bağlı olarak, çünkü orada da işte nasıl bizim ülkemizde olduğu gibi kırsal, daha kalkınmış bölgeler var, okula hiç gitmeyen insanlar var. Daha çok fakirler gitmiyorlar. Ve size anlatacağım, bu Swat bölgesi var. Bu bölgede de 3 kızdan biri ancak okula gitmektedir. Evet, özellikle kırsal kesimdekiler şehirdekilere göre hiç okula gidemiyorlar. Fakirlik bir yandan zaten.
Şimdi mesela burada okula gitmeyen kızların sayısını verecek olursak Nijerya. Nijerya'da 5,5 milyon kız okula gitmiyor. Bu 2018 gibi veriler. Mesela nüfusu 162 milyon. İkinci sırada Pakistan var. Pakistan'da da yine çok fazla çocuk okula gitmiyor. Bunu sıralarsak Hindistan, Etiyopya, Fil Dişi Sahili, Filipinler, Bangladeş, Yemen Cumhuriyeti, Burkina Faso gibi devam edebiliriz. Yani bu ülkelerde kızların okuma şansı pek fazla değil. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu Sıvat Vadisi'ne bir bakalım. Sıvat Vadisi Pakistan'ın kuzeybatı bölgesinde bulunan bir bölge. İşte yeşillik, güzel bir yer. Ve buraya Pakistan'ın İsviçre'si deniyormuş. Ve dolayısıyla da çok turist çeken bir bölge. Epey turistik bir yer. Fakat 2007 yılı gelince Tehrik-i Taliban Pakistan diye bir militan grup beliriyor. Şimdi Tehrik harekattan geliyormuş, harekat. Yani Pakistan'daki Taliban hareketi olarak bilinen bir grup. Yani hep bunu anlatırken, okurken hep diyorum Allah bizi bunlardan korusun. Bu Sıvat Vadisi'ni kontrolü altına almaya çalışıyor. Ve kendisini İslami yasaların bir versiyonu olarak kabul ediliyor. Kendi kurallarını oluşturuyorlar. Şimdi bunların kuralları şöyle. Diyor ki bir kere kadınlar diyor asla okula gitmeyecekler. Ondan sonra berber dükkanları kapanacak, müzik dükkanları kapanacak. Ondan sonra ve hırsızlar için de diyor ölüm cezası verilecek. Bunların düşüncesi şu, bunlara göre çocuk felci açısı da bir batının bir komplosu diyor. Ve kadınları burka giymeye zorluyorlar. Maalesef böyle şeyler var. Ve yıllar yılı da bu Taliban'ın militanları Pakistan ordusuyla savaşıyor. Yani sürekli hükümetlerin zayıf olması maalesef ki çok kötü şeyler yaratıyor. İşte Pakistan'ın kuzey kısmında bu Sıvat Vadisi. Tabii haritalardan hatırlayacağımız gibi Pakistan'ın komşusu Afganistan var, Hindistan var. Yani burada da Taliban Afganistan'da çok güçlü tabii ki. Şimdi gelelim bizim kıza Malala. Bu Kuzey Pakistan'ın biraz önce söylediğim Sıvat bölgesi yani turistik bölgesindeki Mingora şehrinde yaşarken 12 yaşındaymış o zaman. Ve ailesi Peştular var. Bu Peştular da İran kökenli bir ırk. Afganistan, İran o civarlarda yaşayan bir ırk. Kendisi Sünni bir Müslüman. Ve bu kızın böyle bir geniş çevre edinmesinde babasının büyük rolü var. Resmi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Babası da Ziyaettin Yusufzai isimli bir Pakistanlı. Bu babası hem bir şair, bir okulu var ve Sıvat bölgesinin barış grubu üyesi, aynı zamanda da eğitim aktivisti. Bu babası 2008'de temel eğitim için kızların hakları ile ilgili yerel bir basın kulübünde konuşma yapmak için kızını alıp Peşaver kentine götürüyor. Yani kızın yavaş yavaş gözünü açmaya çalışıyor diyebiliriz. Bu etkinlik bütün bölgenin gazetelerinde, televizyon kanallarında yer alıyor. Ve bu arada da Ocak 2009'dan sonra Taliban bu bölgede yani Malala'nın şehrinde Mingora'da kızların okula gitmesini yasaklıyor. Bu aynı zamanda kızların gitmesini yasaklıyor. Bu arada da böyle gittiğini fark ettiği kızları da yakarak öldürüyor. Yani çok acı verici olaylar. Taliban'ın korkusu yüzünden kimse ağzını açamıyor. Diyorlar hiçbir şey konuşmayacağız. Artık sakin duracağız. Fakat Malala o zaman 7. sınıfta öğrenci.
ve BBC'nin Urdu servisi için yazılar yazmak istiyor. Babası da kızının emniyetiyle, onun korumasıyla ilgileniyor. Ve BBC'ye yazılar gönderiyor. Tabii kendi adını belirtemiyor. Ona Gul Makai diyorlar. Onun da Türkçesi Mavi Kantor olmuş. Bu mahlasla yazılarını yazmaya başlıyor. 3 Ocak 2009'da BBC Urdu'ya onu meşhur yapan ilk yazısı gidiyor. Ve Malala o zaman çok meşhur oluyor. Tabii kendi adını kimse bilmiyor. Gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar veriyor. Ve Taliban'ın ülke için ne gibi kötülükler yaptığını açıklayan yazılar yazmaya başlıyor. Ve bütün dünya o zaman Taliban'ın kötülüklerini öğrenmeye başlıyor. Yani bir genç kızın bakış açısından çekilen acılar bütün dünyaya duyurulmuş oluyor. Malala Yousafzai New York Times gazetesinde de yazıyor. Ve yazının adı şu: Ders Bitti, Kadın Eğitiminin Ölümü isimli bir belgesel hazırlıyor. Ve 2011'de Güney Afrikalı aktivist Desmond Tutu, burada duymuşsunuzdur, resmi de var. Onun tarafından Uluslararası Çocukların Barış Ödülü için aday gösteriliyor. Yani Malala'nın yıldızı parlamaya başlıyor. Ve daha sonra da Pakistan'ın ilk ulusal gençlik barış ödülünü kazanıyor. Yani hükümet Malala'dan yana ama Taliban maalesef birçok saldırılarda insanları, özellikle kızları öldürüyor. 9 Ekim 2012'de Mingora'da, yani Malala'nın şehrinde, Malala okuldan eve dönerken Taliban militanları okul servisini durduruyor. Malala o zaman 14 yaşında ve Malala kim diye soruyorlar ve kim olduğunu öğrenince onu vuruyorlar. Başından, boynundan mermiler alan Malala'nın yanında aynı zamanda diğer kız arkadaşları da vuruluyor. Saldırıdan hemen sonra Malala Peşaver'deki bir askeri hastaneye uçakla götürülüyor. Uzun bir ameliyat, işte başından ve omuriliğinden kurşunları çıkarıyorlar. Rawalpindi'deki başka bir hastaneye taşıyorlar. Yani bayağı ağır durumda. Daha sonra ise 15 Ekim'de Birmingham'da, İngiltere'deki Queen Elizabeth Hastanesi'ne naklediliyor. Pakistan Devlet Başkanı da Malala'ya yapılan bu saldırının Pakistan'daki tüm kızlara, eğitime ve medeniyete bir saldırı olduğunu belirtiyor. Taliban'ın sözcüsü ise Malala bir kafirdir ve bir ahlaksız kişidir diyerek onu hedef gösteriyor. Maalesef çocuğun çilesi çok fazla. Böylece militanlar bunu öldüremedikleri için üzülüyorlar ve tekrar öldürme teşebbüslerinde bulunuyorlar. Ama Pakistan'daki İslami din adamları tetikçilere karşı bir fetva vererek Malala'nın ve arkadaşlarının vurulmasını kınıyorlar. Malala'yı dönemin ABD Başkanı Obama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İngiltere eski başbakanı Gordon Brown da desteklemiştir. Hatta bütün bu kişilerle görüşmesine ilişkin resimlerde bulabilirsiniz. Temmuz 2012'de Malala küresel eğitim için Birleşmiş Milletler'in özel elçisi olarak atanıyor. Ve tüm kızlar "Ben Malala'yım" sloganını kullanarak okula gitme fırsatını yakaladılar. 12 Temmuz Malala'nın doğum günü olduğu için 12 Temmuz 2013'te Malala günü ilan ediliyor. Ve 75 ülkeden 500'ün üzerinde genç Birleşmiş Milletler'in merkezinde toplanıyor. Ve Malala da burada bir konuşma yapıyor. Şeylere bakacak olursak YouTube'da onun konuşmaları var. Herkes ayakta izliyor.
Daha sonra 2013'ün sonlarına doğru Ben Malala diye bir kitabı basılıyor. Bunun Türkçesi de var. Birçok dilden yayınlanmış. Ayrıca Avrupa Parlamentosu Sakharov Özgürlük ve Düşünce Ödülünü verdi. Ve birçok kişi de onun Nobel Barış Ödülü almasının uygun olacağını söylüyor. Ve 10 Ekim 2014'te Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülünü Malala'ya vermek istiyor. Hatta o zamanki bilgilere bakacak olursak 270 küsur kişi aday gösterilmiş Nobel'e. Nobel ödülünü Malala ile birlikte yine çocuk hakları savunucusu Hintli Kailash Satyarthi diye bir aktivist yine birlikte paylaşıyorlar. Yani 2014 yılında Nobel ödülünü alıyor. Ve o zaman 17 yaşında olan Malala en genç Nobel ödülü alan kişi olarak da tarihe geçiyor. Malala'nın yazıları kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde izlenmeye başlamıştır. Çeşitli televizyon programlarında, yani bu değişik ülkelerin programlarında Pakistan'daki kadın eğitimi hakkında konuşmalar yapmıştır. Aynı zamanda işte sosyal sanal alanlarda da aktifliğini sürdürdü ve öldürülmesine karar verilinceye kadar çok fazla tehditler aldı. Yani bu genç yaşında bu ne bir siyasetçi ne bir yıldız olmasına karşın çok meşhur bir genç kızdır ve dünyadaki her çocuğun eğitimi sağlaması için büyüyen bir hareketin kıvılcımıdır. Bu Taliban'ın yaptığı hareketleri biz Afganistan'da da duyuyoruz. Mayıs 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çatışmalar altındaki çocuklarla ilgili bir rapor yayınlamıştır. Maalesef orada da Afganistan'da da okullar çok kötü durumda. Hatta hatırladığım kadarıyla Afganistan'da çadırlarda, sokaklarda böyle eğitim gören çocukların sıralarını, mobilyalarını yapmak için bizim üniversitenin teknik eğitim fakültesinden hocalar gidip onlara yardım ettiler ve sınıfların oluşturulmasını sağladılar. Afganistan'da da yine bu dönemde Malala'nın bunları yaşadığı dönemde 167 tane saldırı belgelenmiş. Bunlar işte silahlı gruplar, intihar bombacıları, sürekli olarak bu beyni yıkanmış insanlar kızların okumaması için elinden gelenleri yapmıştır. Afganistan Eğitim Bakanlığı da yine belirttiği şekilde laik düzene karşı Taliban'ın laik düzene karşı olduğu için birçok modern görüşlü kişiyi öldürdüğünü kaydetmiştir. Yani bunları hep bu şekilde okudukça, sizlerle paylaştıkça bizim cumhuriyete ne kadar bağlı kalmamız gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. Ve bu tehlikelerden cumhuriyetimizi korumamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Nasıl Gandhi, Martin Luther King ve Nelson Mandela önemli ikonlarsa, Malala da kendi yaşına göre çok fazla başarılı bir kız olarak, bir ikon olarak dünyada yerini almıştır. Bu hareket, kızların okuması gerektiği hareketi birçok kızlara yayılmıştır. Özellikle Afrika'da ve Asya'daki birçok kız sosyal hayata aktif olarak katılmaya başlamışlardır. Malala'nın bu faydasını hiçbir şekilde yadsıyamayız. Kadın eğitimi, kadınların becerisini, bilgisini geliştirmeyi amaçlayan her türlü eğitimi belirtir. Eğitimli kadınlar sosyoekonomik değişimleri başarırlar. Pakistan'daki cahillik ise çok acımasızdır maalesef ki. Herkesin elinden geldiğince kadın eğitimine önem vermesi gerekiyor.
Özellikle kadınların okuryazarlığının tanıtımının için birçok program duyurulmasına karşın birçok engelleme yapılmıştır. Malala şöyle diyor, bugün hepimiz eğitimin temel bir hak olduğunu biliyoruz. Batı'da bu yokken diyor, İslam bize bunu vermiştir diyor. Yani şeyi vurgulamak istiyor, Taliban'ın gerçek bir İslam hareketi olmadığını vurgulamak istiyor. Aynı bizim burada yaşadıklarımız gibi. Çünkü İslam'a göre diyor, her kız ve erkek okula gitmelidir. Kur'an'a göre şu lafı söylüyor, Allah bilgi sahibi olmamızı, göklerin ve okyanusların neden mavi olduğunu bilmemizi ister şeklinde açıklaması var. Dünyada birçok ülkede kızların okula gitmediğini vurguluyor her seferinde ve maalesef bunlardan birinin de kendi ülkesi olduğunu sürekli olarak vurguluyor. Ve hep önümüze çıkan cinsiyet ayrıldı. Ve şöyle söylüyor, bu diyor okula gitmeyen çocuklar çok ilkel köylerde yaşıyorlar. Yağmur, kar yağdığında damları akıyor. Bütün aile hepsi bir arada yaşıyor. Oğlanlar okula gidiyor, kızlar ise evde oturup evlenmeyi bekliyor. Malala'ya Pakistan'ın ilk ulusal barış ödülü de verildi. O aynı zamanda uluslararası çocukların barış ödülünü de aldı. Yani ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi. Şimdi Malala'nın en meşhur sözü var. Bunu birçok yerde okumuş olabilirsiniz. İşte diyor ki, one child, one teacher, one pen and one book can change the world. Yani bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir. Dünyada iki güç vardır diyor. Biri kılıç, diğeri kalemdir. İkisinden daha kuvvetli olan üçüncü güç ise kadınların gücüdür. Bu sözler Malala'nın eğitime olan ihtiyacını, önemini bize duyurmaktadır. Malala'nın sürekli verdiği mesajlardan biri de şu, bir kimsenin dini ya da kültürü kadınların güçlendirilmesinin önünde engel teşkil etmemelidir. Hangi dinden olursa, hangi kültürden olursa olsun kadınlar daima eğitim almalıdır. Aslında Malala'nın hikayesi genç ve cesur bir Müslüman kadının inancını ve kültürünü aşırılık yanlılarından kurtararak sadece kendisi için değil, ondan ilham alan sayısız kadın ve erkeğin de hayatını değiştirdiğini gösteren parlak bir örnektir. Eğitimde ve sosyokültürel alanda kazanılan hakların daha da ileri götürülmesi için etkili vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, hükümetler gereken çabayı göstermelidir. Tüm bu bilgilerin ardından Türk kadınına başta eğitim olmak üzere her türlü hakkı sunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha milletle anmamız gerekiyor. Tekrar edecek olursam işte bugün Medeni Kanun'un çıkarılışının 95. yılı. Birkaç gün sonra 3 Mart'ta Öğrenim Birliği yasası var 1924'te. Hilafetin kaldırılması var. Bunlar hep biz kadınların özellikle normal bir hayat yaşamaları için büyük atamız tarafından gerçekleştirilen devrimlerdir. Onu bir kez daha saygıyla almamız gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Belki biraz hızlı geçti ama bu kızın hayatını okuduğum zaman, dinlediğim zaman çok heyecanlanıyorum. Ve böyle bir şeyin bizim başımıza gelmesinden çok endişe duyuyorum. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun Şule Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir yere parmak bastınız. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorularınız güzel oldu. Teşekkürler. Çok evet, güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Hocamıza teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz. Hocamıza sorular hocam varsa sorabiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Çok çok teşekkürler hocam. Bir şey söyleyebilir miyim ben tabii, de? Tabii, buyurun.
Bunu dinlerken ben de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Ankara Şubesi'nin bir üyesi olan hocamız aklıma geldi. Türkan Sayran hocamız da daha çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerindeki okula gitmeyen kızların okula kaydolması için gösterdiği olağanüstü çaba ve çalışmalar aklıma geldi. Bir taraftan da onu yad edelim istedim. Evet. Ben de öyle. Kendisiyle çalışma imkanı buldum. Bu yüzden çok 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 mutluyum. Hakikaten dünya kadar okula gitmeyen doğudaki kızlarımızın okula gitmesini kendisi özellikle sağlamıştır. Bu yüzden de kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrar. Aynı sürdürülüğü bayrağı şimdi Ayşe Yüksel hocamız aynı şekilde evet. yürütmektedir. Kendilerini de kutluyorum buradan. Ayrıca çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için bizi. Hocamıza evet. hocamıza sorusu olan varsa mikrofonunu açabilir. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Taliban Müslüman değil diyeceğim. Yani Taliban Müslüman bir şey diye geçti de Şule Hanım'a Müslüman olmadığını söylemek istiyorum. Yani Taliban kurgulu bir örgüttür. Müslüman adıyla kurguludur ama evet. Müslüman değildirler. Bu bir. İkincisi Atatürk'ü bir de şöyle anmam aklıma geldi. Öğretmen Benisa diye Hürriyet Saraç'ın bir kitabını okudum. 1940'larda Afyon'da okuma kızların okumasının yasak olduğu bir yerde babası onu okutuyor. Sonra öğreniyor ki babası Trakya'da askerken Atatürk teftişe geldiği zaman 1936'da Trakya'ya Benisa'nın babasını görüyor Hürriyet Saraç'ın. Evli misin evliyim değilim diyor. Çocuğun ileride olursa kız çocuğu okutur musun? Okutacağım paşam diyor. Ve onun sözüne Hürriyet Saraç okuyor. Köy enstitüsünde mezun oluyor. Öğretmen çıkıyor ve Hürriyet Saraç'ın Benisa diye 3 kitabı var. Atatürk'ün bir askerin verdiği Atatürk'e bir sözü büyük bir eğitimci kazandırıyor. Büyük bir olaydır. Atatürk'ümüzü saygıyla anıyorum. Bir, evet. ikincisi Taliban Müslüman değil yine iletiyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Evet, yani burada da çıkmıyor mu birileri Müslüman ayaklarıyla, yani argo tabiriyle? Evet. İşte bir şeyleri yasaklıyorlar maalesef. Kadınların okumasının engellenilmesi bunun için. Bu şeylere inansınlar diye. O burkalı kadınları görünce insan çok ürküyor. Ve hakikaten kızlar okumasın diye ne kadar insanı vuruyorlar, yakıyorlar. Çok acımasızlar. Beyinleri yıkanmış insanlar. İnşallah öyle şeylerle karşılaşmayız. Ve İnşallah. Her okuduğumuz şeyde atamızın ne kadar dahi bir insan olduğunu evet. Her seferinde öğreniyoruz. Onu öğrenmek bitmiyor yani. Ömür bitiyor. Atanın muazzam fikirlerini öğrenmek yetmiyor yani insan ömrüne. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Ahmet? Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Halit Hüseyini'nin kitaplarından Afganistanlı. Afganistan'daki bu sizin anlattığınız acı olayları, yaşananları o kitaplardan çok yakından takip ettik. Öğrendi çok üzülmüştüm ilk okuduğum kitabından. Devamlı hatta sonra sağlığımı bozacak kadar etkilendiğimi fark etmiştim. Maalesef çok kötü bu kadınlara yapılan dünyada gericilerin düşüncelerin içinde kadını yok etmek fikri, kadınlardan korkmak fikri çok kötü. Tabii ki ülkemizde bugün olanların dışında Atatürk'ün varlığı ve bizim şu andaki durumumuz inşallah tabii ki biz onlara hiç benzemeyeceğiz. Atatürk ilkeleri doğrultusunda tekrar daha sağlıklı günlerde yaşamak üzere diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok
bir üzgün bir konuydu. Çok da güzel anlattınız hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İşte hocam maalesef... ben de bir söz alabilir miyim? Buyurun. Hocam çok güzel bir konuya bizi aydınlattınız. Gerçekten çok dikkatle dinledik. Benim hatıralarımda da biz Pakistan Hava Yolları'nın uzun yıllar temsilcisiyiz. Hala da temsilcisiyiz ve ben Pakistan'ın bütün şehirlerini, bütün yerlerini gezdim ve insanları yakından tanıma imkanım oldu. Gerçekten çok zor bir ülke. Örneğin Karaçi'de milyonlarca insan, binlerce insan sahile çıkıyor, develer. Çok zor durumda ve dediler ki telefonlarınızı elinize almayın, kaparlar. Hiçbir güvence yok, hiçbir polis yok. Ve kaldığımız otel şeyin en önemli otellerinden bir tanesi. Biz döndükten 3 gün sonra havaya uçuruldu. Yani ve oradaki özel güvenliklerle, yani istihbarat görevlileriyle eski Amerikan üssüne gittik. Yerlerini gezdik, oraları anlattılar. Yani gerçekten Pakistan çok zor bir ülke ve bizleri de çok seviyorlar. Bu evet. Medeni insanlar. Ama bu kadar ben şeyini bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir anlattığınız için. Daha da aydınlanmış oldum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, ben de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle kötü günler yaşamayız. Özellikle işte kırsal kesimlerdeki yatılı okulların kapatılmış olması maalesef bizi böyle bir yönlere inşallah ulaştırmaz. Şu anda Güneydoğu'da, Doğu'da, hatta bu bölgede bile bu açık öğretimde internet erişimine ulaşamayan birçok çocuğun varlığı, eğitimde fırsat eşitliğinin sürekli o makasın açılması maalesef çok kötü geliyor. Her zaman için ekonomik durumu iyi olanlar başarıya doğru gidiyorlar. Oysa eskiden Abdülkadir Hocam'ın dediği gibi de köy enstitüleri veya işte öğretmen okulları vasıtasıyla yatılı okullarda imkanı kısıtlı insanlar çok rahatlıkla eğitim alabiliyordu. En azından bu ayrım ortadan kalkıyordu. Örneğin ben de diyelim ki öğretmen okuluna gitmiştim. Üçüncü sınıfa geçtiğimde lise düzeyinde yüksek öğretmen okuluna seçildim. Ve dolayısıyla üniversiteye gitme imkanım oldu. Çünkü biliyorsunuz bizim zamanımızda liseyi okumayan üniversiteye gidemezdi. Yüksek öğretmen okuluna seçilmem sayesinde liseyi okuyup oradan üniversite eğitimini alabildim. Bu benim için yaratılmış bir fırsat eşitliğidir yani. O okulları kuranlar ruhları şad olsun, cennette yaşasınlar diyelim. Ama şimdi imkansızlıklar içinde kalan ne parlak zekalı çocuklar vardır. Onlara nasıl ulaşılır bilemiyorum tabii ki. Tekrar teşekkür ediyorum. Başka katkısı olanlar varsa memnuniyetle isterim. Şuna Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok memnun kaldım. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Başka Zoom'da görüşmek üzere. Yok sanırım. Hocam çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Yayını kapatıyorum. İyi akşamlar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar.